Mayıs sonu diyor. Yapay zekadan ADA, Sol ve Launchcoin tahminleri. Tabii doğru olacağından değil ya da gerekli olduğundan da değil. Biz burada tabii bunların üçü üzerine şöyle bir konuşacağız. Zaten artık Haziran'dayız. Her üçü üzerine konuşacağız. Bunu şey yaptım yani öyle temsilen aldım. Durumlarında ne var ne yok vesaire tarzında göz atmaya gayret edip yine dediğim gibi duruma bir bakış atmaya çalışacağız diye ifade etmemde fayda var. Bu arada tabii ki videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayınız lütfen. Bunları yaparsanız da oldukça memnun olurum. İzleyen herkes hem bir saniyesini ayırıp beğensin hem de abone olsun lütfen. Bunlar mühimdir. Tekrardan teşekkür ediyorum. Bu arada isteyenler aynı şekilde Facebook sayfamızı da takip edebilirler. Hem orada videolarda herhangi bir şekilde reklam dışıydı buydu çıkartmıyor. Öyle bir avantajı var ve tabii anı anına paylaşımda bulunabiliyoruz. Durum böyle. Bu gibi avantajları var. Facebook sayfamızın linkini videonun açıklamalar bölümünün en alt kısmında bulabilirsiniz. Zaten tıklayarak doğrudan Facebook sayfasına yönlendirileceksiniz. Mayıs sonu falan filan. Şöyle hemen şuraya bir girip durumuna bakalım. Bir kere BTC'yi zaten görüyorsunuz. BTC hala kararsız bir etapta bulunurken bu hafta sonu tabii ki çok önemli. Çünkü ortada bu hafta sonu, daha doğrusu hafta sonunun en önemli özelliklerinden bir tanesi hacimsizlik, isteksizlik, piyasa genelinde durgunluk, az işlem, az trade vesaire. Dolayısıyla bir düşüş eğilimi oluyor. Yani FUD'a yatkın ve maalesef FOMO'ya uzak bir süreç izleniyor. Bunu söylüyorum çünkü en kötüsü geride kaldı prensibi burada geçerli olabilir. Özellikle tabii hafta sonunu 64 binler üzerinde hareket ettirirse bu daha yüksek oranlı bir salınım olmama ihtimalini artırır. Burada en iyi olaylardan bir tanesi tabii altına bile düşse talep aldığı yani ciddi oranda bir talep gördüğü aşikar anlaşılıyor. Dolayısıyla hiç değilse şundan bahsetmiyoruz. Yani 64 binleri kırarsa alt destek olan 59,5 bin lira kadar böyle poşet gibi çeker demiyoruz. Hiç değilse belli bir talep durumu ve uygunluk durumu söz konusu. Kendini düşse bile bir oranda frenledi. Burada sol coin'e baktığımızda bakın nokta atışı EMA 200 üzerinde. Çoğu kripto para biriminde altcoin'de zaten şey nedir? Nisan fiyatına olduğu gibi 2023 sonundaki fiyata kadar bile düştü. Solda o kadar bir düşüş olma ihtimali neredeyse yok. Çünkü 76-77 dolar civarlarına tekabül ediyor böyle bir fiyat. O kadar düşmez. Yani sol coin'in bu noktadaki, bu anlamdaki pahalılığı açıkçası sürecektir. Onu söylemekte fayda var. Bu noktada bir süre daha BTC şu anki pozisyonlarında yani 64 binler üzerinde kalırsa sol için bu kısım kafi gelebilir. Ama altına atar, debelenir vesaire ki bunun garantisi yok maalesef. Debelenirse vesaire tabiri caizse bu noktada tabii salınım yapıp ortalama 121'lere kadar da deneyebilir. Burada yatırımcı ne yapabilir? Bir kısa vadede diğer hisselerden biraz daha az oranda düştü. Dolayısıyla zaten genel olarak da fiyatları pahalı. Hep söylüyorum ya sıfırdan girişlerde biraz dikkatli olmak lazım. Kişi ne yapabilir? Kademeli alım yapabilir bu noktada şu anki pozisyonlardan. Ama olası bir düşüşte de dediğim gibi tedirgin vesaire olmamalı diye de ifade edelim. Ya da başka bir varlık tercih eder ya da beklemeye devam eder. Şu anda piyasadaki en avantajlı durumlardan bir tanesi iyi ki mi diyelim maalesef mi bilmem. Bu şeye kalmış.
BTC dönse bile hani şu an almadık ya yükselirse, yani şu anda BTC bir anda dönse bile altcoin'ler öyle aman aman takip etmeyecektir. Dolayısıyla büyük bir şey kaçmayacaktır genelinde. Öyle söyleyeyim ben size. Hani BTC döndü ya işte almadık, bak bir anda %20, hayır. Yani en fazla bir geri dönüş sinyali olursa %3-4 yukarıdan yakalarsın yani, tamam mı? Atalan, Üsküdar'ı bırak, şu kapının önünü bile geçmez merak etme bu şartlar altında. Ada çok tipik bir şeydir. Yani düşüş devam ettiği takdirde takdir edersiniz ki adada 30,1'ler söylenebilir, ama burada kanala düşmüş olması çok fazla sizi yanıltmasın. Çünkü şöyle bir şey yok, yani illa buraya kadar işte çekildi diye, onu tekrar söyleyelim. İlla kanala düştü diye, az önce BTC'de dedim ya, poşet gibi çekecek demek değil. Şu anda BTC toparlarsa adanın 39,5'ları tekrar alması zor değil. Dolayısıyla 30,1 sen pozisyonları tam böyle nokta atışı bir alan gibi gözükse de buna o kadar da şey yapmamak gerekiyor. Yani o kadar da itibar etmemek gerekiyor. Buradaki kısma, buralara düşeceği kısma diye ifade etmek lazım. Şu an alım yapılır mı? Yani genel fiyatları zaten düşük. Burada hiçbir problem yok. Yani sezonun geri kalan kısmındaki potansiyeli değerlendirirsek adanın genel fiyatları zaten düşük. Dolayısıyla sezona yayacağımız zaman evet talep edilebilir. Tabii ki yine kontrollü alımlar lazım, alım yapmak isteyenler için. Ama adanın zaten genel fiyatları uygun diye de ifade etmekte fayda var. Şöyle hemen bir Lunge'a bakalım. Lunge tarafında ne var? Lunge oldukça sert bir şekilde düşüyor. Bu arada muhabbet ne bilmiyorum. Bir delist olayı falan mı oldu? Çünkü normalde bu kadar kısa süre içerisinde bu kadar şey nedir o? Olay çok şey. Burada bir hacking muhabbeti oldu ama bununla alakası var mı yok mu bilmiyorum. Yani konu üzerine konuşa da biliriz aynı şekilde sonradan. Bilmiyorum, mesela BTC Türk'te bir hacking vakası şudur budur bir şeyler oldu. Ya bilmiyorum gerçekten, tam bir şey de söylemek istemem. Hani yanlış yönlendirmemek adına. Aynı zamanda Karadağ tarafında hani muhabbetler oldu. İşte Karadağ Başbakanı'nın şey yaptığına dair, bunlardan kaynaklı olabilir. Yine konuyla alakalı konuşuruz tekrardan. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum izleyen herkese. Hoşça kalın.